Sen soğuktan geçenden koca olmaz, kafedersin. Bulunmaz. O soğukta bulunandan koca olmaz. Olandan koca olmaz. Sokaktan geçenden koca olmaz. 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 Doğru. Sen nerede tanıştın bu adamla? Orasını karıştırmayın boşuna. Hastanedekileri anlattı bana. Hastanede öyle olmaz. Doğum servisindeki kadın kaportacı adamı nerede bu doğum servisinde? Ne kaportacı be? Kaportası falan yok. Bana da kızdı. Sokakta kağıt toplayan o kağıtçılar var ya, kurban olsunlar onlara. Sen nerede tanıştın? Nerede? Evlilik sitesinde mi tanıştın? Yani bir şeyde tanıştık işte. Evlilik sitesinde? Öyle mi? Öyle bir şeyler işte. İnternete girdin. Anacığım bak, bu internete girmenin de bir şey olmalı. Ehliyet işin, araba kullanmanın falanı planın. Bak vallahi bak, ciddi söylüyorum. Çok her şeye çabuk erişir olduk. Güzel olmadı bu iş. Olmadı yani. Olmaz. Sen peki orada hemen evlilik sitesinde ilk tanıştığına gittin mi? Yok. Konuştuk. Yani o gün ben nöbete gidecektim. He. Kaç gün konuştun? Yani bir 10 gün kadar konuştuk şimdi. Hepsi 15 günmüş. Ondan sonra dedi ki bana, şey dedi, ben dedim ki hani, ben dedim hani nöbetten çıkacağım sabah dedim. Sen onu boş ver yani, sen evlenmek mi istiyorum seninle dedi. Evet. Ne zaman annemden gelip iste deseydin? Dedim. He, niye gelmedi? Ailem vermez dedi. Ben de ailemi anlattım. Tamam, biraz sen de deseydin ki ailem seni vermeyecekse zaten ben seninle evlenemem. O zaman gel, ailem seni niye vermeyecek? Ailem bir baksın, o zaman biz seninle bu işimiz yürümez demen i̇şte lazım. İşte öyleydi de hani ben onun Sevim'in olduğunu bilmiyordum ki. Sevim bir de kız kardeşim Ankara'dan gelecek seninle tanışmaya dedi. Beni katakuliye getirdi. Ertesi sabah da kahvaltı için bunlara da dedim ki ben nöbetteyim dedim. Sonra oraya gittim. Ondan sonra işte saat 3 gibi de Sevim ağlayarak geldi hastaneden. Parça alınmış ondan. Ama gözleri dolu doluydu böyle. Dedim ne oldu dedim. Sen Sevim'i de seviyorsun galiba. Evet, seviyorum. Hem kıskanıyorsun Kuman'ı hem seviyorsun. Yani onu acıyorum ya. Bu da kendini acıyor. Sana kim acıyor Garfe? Öyle mi? Dün yemek yerken demiş ki acaba Sevim karnını doyurabilmiş midir? Köfte ekmek yiyor. Allah'ım ya. Boğazından geçmedi Sevim sizin. Allah Allah. Bundan itaat kötülük olmaz ya. Vallahi. Demek ki acıma acınacak duruma düşersin atasözü. Derim ben her zaman alakalı. Dediğim kelime odur. Çok acıma kimseye acınacak duruma düşersin derim. Sevim'e hat almış Müge Hanım. Ben Sevim'e hat almadım. O telefon hattını kapattırdın mı? Hayır, Murat kullanıyor. Engelli hat da aldı. Tamam, konuşacak konuşacak. Gel bakalım Meryem'e. Hayır, sana gelmeyecek. Tamam, benim alışkın. Benim adıma geliyor ya. Senin adına geliyor. O ödüyor. Ha? Ödüyor faturasını. Senin kredi ödüyor mu? Ben ödüyorum ya 4 aydır. Yemin olsun götürdüm masanın üstüne bunun kredi parasını, borcunu koydum. Masanın almadılar. Sana bir şey söyleyeceğim. Daha bunun borcu var. Tabii 20 bin lira kredi çekti. 20 bin lira. 18 milyar lira borcum var daha benim. Adam için. Almamışlardır ya, ödüyorum diye bunu kandırmış. Yok. Almazlar kimsenin parasını. Ödedi. Benim paramla ödedi. Beni dinle. Ama ben görmedim ödeyip ödemeyi. Senin paranla dedin, aldın o toplu maaşla. Yok o 20 bin liraya şey aldı. Eve televizyon aldı, oturma grubu aldı. Canım. Hayır, senin... Benim kendim kefilim var. Ben oradan alışveriş yaptım ki. Sen imzayı sen atmışsın da kefili bana göster. Beni kefil göstermiş, imzayı da buna attırmış. Kefili ben seni niye göstereyim ki? Ben oradan hep alışveriş yapıyordum ki. O mavi gözü girişteki öyle dedi. Hayır, seni kefil göstermedim. Ben hep oradan alışveriş yapıyorum yok ki. Senin haberin yok herhalde. Bunun haberi yok, yok. Kefili yok. Beni göster. Bak haberin yok. 1500 lira oraya benim borcum Gideyim. Var. Kefili şey beni göstermiş. Sen, bu kızın şeyi olamıyor musun? Yani. Kadına kaç yaşında? Keski vasisi mi olsan sen ya? Ben sizdir böyle bir şıklık yapayım ya. Yani daha çok para çektirirler buna. 20 lira. Çok kısa, dur Meryem abla ya, dur bir dinle ne olur sen de. Hemen böyle bir günde iki günde vasilik davası varmış. Neyi? Vasi. Evet. Bence Meryem Hanım Arif Hanım'ın vasisi buna olsun. Buna vasi tayin edilebilir mi hukuken? Hem de böyle çok kısa bir sürede oluyormuş, hemen birkaç günde oluyormuş. Efendim, mahkeme hastaneye sevk ediyor. Hastane evet vasiye müsaittir. Sağlık durumu dediği an bir günde karar veriyor. Ya biz Meryem Hanım'a benim yapabileceğim en büyük şıklık bu bence. Yani zaten sen hastaneye sevk edildiğinde altına bu bandı da izlettirelim.
kalmamış kızım elinde ama şimdi onu da mecburen ödeyecekler. Sonra daha da yeniden, çok borçlanabilir. Daha 36 yaşında o. Her şeyini verir. Yani kazandığı hiçbir şey elinde kalmaz ki. Şimdi azıcık parası olmasa. En isabetli bir vasi tayin edilmesi. Evet. Çok en isabetli. Azıcık parası olmasa en azından o zaman kimse işte borca sokamaz, kredi çektiremez falan. Bir heyet raporu alınarak, bir sağlık kurulu raporu alınarak o sağlık kurulu raporu doğrultusunda. Şimdi siz ikiniz de size bir görev. Programın bitmesine kaldı zaten şu 10 gün. Ben sağlık açısından yani siz sağlık kurulu raporu açısından. Can Bey sen de dilekçelerini hallediver. Elimden geleni yaparım. Evet. Arif sen Hanım'a dilekçelerini hallediver ne olur. Sen de sağlık kurulunu yapar. Olur olur. Yani bizim de Meryem Hanım'a böyle bir şıklığımız olsa kadın 65 yaşında bak 36 evet. Yıldır daha ne çekecek? Ne gerekirse yaparız. Vallahi benim ay vallahi Allah razı olsun bunu. Yapın ya. Yani hani ben şimdi onu hukuken bilmiyorum onun gerekçesini. Ben tıbbi çok anlamda yapılması gereken hepsini bütün şeyi tamam. Yürütürüm. Hukuki anlamda da hadi zaten de Rami Bey ya, onu halledin de. Üstüne alacaktır. Sana evet. Yapılacak evet. Olan tek şey o. Tek isteğim Murat'ı şuraya bir otur da bir karşıma bir otur da bir görüşmek istiyorum yani. Çok görüşmek istiyorum. Meryem Hanım, ölürsem de gözüm dün aç senin gider. Dediğin gibi yani gerçekten insanın karşısına oturmasını istediği çok kişi oluyor da. Artık olan olmuş, biten bitmiş. Ben para da bulda bak, değilim. Bak annem şöyle söyledi. Ama benim bak, bu kızım. Annem hep der ki, ben ne kadarını uygulayabiliyorum onu da bilmiyorum ama. Kendi çocuğuna yetişeceksin der. Kendi çocuğuna laf söyleyeceksin. Ona bir şey yapana değil. Hukuken, Rahmi Bey ona da bakar. Hukuken, hani bilemiyorum ki şimdi kadın çekmiş şeyini, kredisini. Evet. Şimdi kendi kredisini çekmiş. Biz şimdi ondan ne yapalım onun Arife'nin imzaladığı krediyle ilgili? Eğer zihinsel engelli raporuyla işte hani şimdi raporuna da bakarız. Var diyorsun ya elinde raporun. O raporla başka bir şey yapabiliriz. O zaman işte dolandırıcılığa girsin ama şu anda hayır o raporla buna o imzayı attıran hakkında hukuki işlem de yapılır. Yapılır ama raporuna bakmamız lazım. Raporun biraz ilgilenelim biz Meryem abla sen. Evet. Arifeciğim evet. Sen de şimdi evine dönüyorsun. Dönmeyeceğim Miga. Ay nereye gideceksin Arife gitmeyip? Dönmeyeceğim Miga. Nereye gideceksin? Nereye yani kızım? Ben de akşam evime döneceğim. Nereye döneceksin? Herkes annesinin yanına işte. Dönmeyeceğim. Nereye gideceksin? Hay nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Dönmeyeceğim Miga. Nereye gideceksin? Burada mı gideceksin? Oh. Vesayeti de kabul etmez. Senin yanına mı gideceksin? Neyse doğru söyle burada herkes buradayken. Hadi söyle nereye gideceksin? Dönmeyeceğim Miga'm. Kime dönmüyorsun? Yani. Nereye dönmüyorsun? Eşyalarımı alacağım. Sevimde kaldı eşyalarım. Ha sen oraya gidecek eşya aldın. Alıp gideceğim. Sen yani tekrar döneceksin mi Murat'a yani benim anladığım? He? Yani o kadar dayağı, eziyeti, şiddeti... Yine yok. Göze alıyor musun sen? Yine sana aynı dayak, aynı bağla şiddet, Murat'a, aynı paranı alacak, aynı şiddet uygulayacak. Bağla bağla. Yani biraz evvel anlatıyordun, gözümü morarttı. Seni kalkıp da birinci kadın, yani onun birinci sevgilisi seni kurtarmış elinden, dayaktan. Evet öyle oldu. Peki daha bütün bunları göze alıyor musun tekrar gitmek için? Biraz kendine gel be kızım. Yani hayatın da tehlikeye girebilir. Daha önceki dayaklarla, morarmayla kurtulursun. Allah korusun. Bir ters tarafına indirir yumruğu bilmem neyi. Beyin kanamasından gidersin yani. İşte Allah ne göstermesin. Ne güzel işte. He? Güzel ne güzel diyor. Bursa'da öldürse keşke. Hayda. Ben de onu istiyorum zaten. Niye? Vursun öldürsün. Allah Allah. Niye öyle yapıyorsun işte Arifeciğim bak annen kalktı geldi. Yemin olsun bak çok bak. Ne parada gözüm var ne pulu. İster alın alamam o önemli değil. Çocuğu var diye ediyorum ben. Ben parayla bir işim yok. Ama bunun sağlığını düşünüyorum. Yarın kimsenin yanına İhsanoğlu sığmıyor diye. Ben bu paraları bundan koy demiştim. Sığmasın kızım dedim kimsenin yanına. Ama... Arifeciğim bir dakika durur musun? Senin istediğinle bana tek kelime söyler misin? Sen aslında önemli ne istiyorsun? Işte. Ne istiyorsun? Ben... Ha. Ben anneme dönmeyeceğim. Ha, nereye gideceğim? Bilmiyorum. İyi ben de o zaman akşam eve gitmiyorum. Nereye gideyim akşam eve gitmiyorum? Nereye gideceğiz akşam eve gitmiyorum? Gideceğiz hepimiz, gidiyoruz evimize.
Kürkçünün dönüp dolaşıp geleceği yer Kürk, ne derler? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü dükkanı. Kendi evladının yanına gidiyorsun kızım, annenin yanına gidiyorsun. Eve dönmeyeceğim. Ne yapacaksın dışarılarda? Rahim Bey'in dediği gibi dövsün, öldürsün. Biliyorum başka da neler yaptığınızı. O hayatı seçeceksin. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.